Evet merhaba arkadaşlar bugün sizinle insellerden konuşacağız inseller üstünü konuşacağız Black Bear üzerine konuşacağız yani siyah üzerine konuşacağız bundan önce sanırım bununla ilgili pek fazla yayın yapmadım Şimdi öncelikli olarak bu görüş neyi savunuyor her şeyin tiple ilişkili olduğunu yani Eğer belli bir fiziğiniz yoksa tipiniz yoksa kadınlara karşı hiçbir şansınız yoktur formatında bir şeyler savunuyorlar ee, Ve Bunun üstüne birazcık konuşmak istiyorum bugün Şimdi Öyle tavsiyeler vereceğim ki insanlara öyle şeyler söyleyeceğim ki bundan sonra BlackBelly falan her şeyi terk edecekler. Tamamıyla kendilerini e, ne bileyim işte kadına kısa kaptıracaklar. Hayata tekrardan açılacaklar falan demin beklemeyin. Çünkü böyle bir şey yok arkadaşlar. İnsanlara verilecek en büyük tavsiye hiçbir tavsiye vermemektir. Çünkü hiç kimseyi tavsiye vererek değiştiremezsiniz. Bir insan değişmek istemiyorsa bir insanın otomatik düşüncelerinde bir sıkıntı varsa, şemalarında sıkıntı varsa ne yaparsanız yapın bunu değiştiremezsiniz. Bu yüzden insellere tavsiye vermiyorum. Kendi cinsel seçiliminizden siz sorumlusunuz. Hatta tek tavsiyem bu olabilir. Sizi kimse kurtaramaz. Kendinizi kendiniz kurtaramıyorsanız, cinsel seçiliminizden sorumlu olduğunuzu anlayamıyorsanız, eğer bunu başaramayıp vazgeçmeyi tercih ediyorsanız yolunuz açık olsun. Yapacak bir şey yok. Eğlendiniz. Ve bu olabilecek en travmatik konudur. Yani bunu kabulleniyorsanız zaten hayatta yapabileceğiniz fazla bir şey kalmamış demektir. Çünkü her zaman cinsel seleksiyon, doğal seleksiyondan önce gelir. Cinsel seleksiyonda başarısı olduğunuza inanıyorsanız, en baştan kaderinizin belli olduğunu inanıyorsanız, yani zihin setiniz buna şartlanmışsa yapacak hiçbir şey yok artık. Boş verin. Yani muhtemelen ki benim de hep gördüğüm şey bu. Sonu intiharla biten durumlar oluyor. Yani hiçbir insan kendini kurtaramıyor. Bir mucize gerçekleşmezse bir şekilde cinsel seçilimlerini halledecek başarıya ulaşamıyorlar ya da kendilerini bu şekilde motive edemiyorlar. Her şey özgüven falan filan diyeceğim ama özgüven konusu da ilginç bir konu. Evet aslında baktığımızda cinsel seçilim daha doğrusu cinsel seçilimde özgüven önemli faktördür. Eğer ki özgüvensizseniz herhangi bir başarı sahibi olamazsınız. Fakat özgüven çevreden gelir. Özgüven işten gelen bir kuvvet değildir. itici güç değildir. Bunu defalarca anlatmışımdır. Burada da podcastleri var, yazıları var filan. Özgüven sizin grubunuzla bağlantıdır. Sosyolojik açıdan baktığımızda biz bireysel varlıklar değiliz. Sadece bireysellik bize satılıyor. Biz grubun karakterini alıyoruz. Yani çevrenizdeki insanlar inselse siz de inselsiniz. Hatta chat olun. Gerçekten çevrenizdeki herkes insel olsun. Siz de insele dönüşürsünüz belli bir süreden sonra. Çünkü sosyoloji bize bunu söylüyor. Çevrenizdeki kimse siz de belli bir süreden sonra çevrenizdekilere benzersiniz. O grubun normlarını almaya başlarsınız diyor. Bu yüzden eğer siz kendinizi düzeltmeye çalışmazsanız ya da çevrenizi değiştirmezseniz böyle kalacaksınız. Bu yüzden insanların Discord grupları çukurdan ibaret. Hadi yengeç sepetinden ibaret diyelim. Birileri yukarı çıkmaya çalışıyor. Hop çekiyorlar adamı geri. Hatta yakın süreçte Renegade miydi neydi İntihar etti biliyorsunuz. Çok üzüldüm. Adamın çünkü görüşleri en azından belli açılardan doğruydu. Bazı podcastlerini takip etmiştim çünkü zamanında. Bazı doğru aktarımları vardı. Ama sonu maalesef kötü bitti. Çünkü mücadele edecek bir şey bulamadı adam. Dedim ya cinsel seçilimde eğer başarısız olduğunu düşünürseniz doğal seleksiyon için kendinizi ifade edecek enerjiyi, gücü vesaireyi bulamazsınız. Şimdi bunların üzerine tabii birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ee, öncelikle tip önemli mi? Yakışıklık önemli mi? şey duyabilirsiniz e, siyahçılardan ya da ne bileyim işte e, bazı kendini kırmızı hap sanan insanlardan tip önemsizdir kanka boş ver statünü yüksel şunu yap bunu yap istediğin kadınları elde edersin palavra böyle bir şey yok arkadaşlar Rollo Thomas'ın Rational Male kitabında da benzeri geçer ve orada da tipin önemli olduğunu eğer gelişim yaratmak istiyorsanız look money status dediğimiz yani game dediğimiz daha doğrusu 3 parametreyi iyileştirmeniz gerektiğinden bahseder. Bu üçü aynı anda iyileşmelidir. Bunlardan herhangi bir yerine diğerini koymaya çalışmamalısınız. Evet belli ölçülerde bunu kapatabilirsiniz ama temel olarak belli bir baseline, belli bir ne derler ona bir taban yaratmanız gerekiyor. Bunu yaratamazsanız kadınlara çekici gelmezsiniz. Bu yüzden 20'lerinde birçok erkek kadınlara çekici gelmez. Ancak tipi çok yüksekse belki çekici gelebilir. O da kısa süreli olur falan insanlara e, böyle söylediğimde hemen şey diyorlar. Işte, kırmızı hap aslında puadır. Pua insanlara bir şey satar. İşte kadınları nasıl tavlayacağın üzerine size programlar satar. Sizin paranızı çalar. Yine rol otomasyon örnek vereyim. Gerçekten pua dediğimiz insanları, kişileri kimse sevmiyor. Ne kırmızı hap akımı seviyor ne siyah hap akımı seviyor. Ne, ne bileyim işte başka bir akım seviyor. Her neyse. Hatta gelenekselciler de sevmiyor. Onlara tradcon diyoruz aslında. Traditional. Kimse sevmiyor. İnsanların yaptığı en büyük hata Pua ile kırmızı hap aynı şey sanmak. Aynı şey değiller bunlar. Kırmızı hap nedenlerle ilgilenir? Pua nasılla ilgilenir? Pua'ların kırmızı hapa sahip olması gerekmez. Hatta böyle bir video görmüştüm. Erkek adamcıların yalanları falan filan diye. Ama yalanlara ait hiçbir argüman görmedim. Tamamıyla safsata, tamamıyla kendi inandıklarım üzerinden bir şeyler anlattım podcasti olmuş. Öyle söyleyeyim. Yani ortada hiçbir geçerli iddia yoktu. Neyse bu ayrı mesele. Dediğim gibi yakışıklık önemli. Üç parametrede ihale getirmeniz gerekiyor. Sadece biriyle bu işler olmaz. Şimdi iddialarla bir de şeydir işte. İşte tipiniz yoksa statü elde edin. Ama statü elde ettiğimiz zaman kadınları elde ediyor da olsak bu box olur. İşte box olduğu için bilmem ne buna düşmeyin, bu tuzağa düşmeyin. Şimdi Betabox kavramı da yanlış anlaşılıyor. Betabox olmanız için o kadına devamlı yatırım yapıp uzun süre mavi haplı düşüncelerle, şartlanmalarla hediyeler alıp ne bileyim işte onunla ilgilenip ardından seks almaya çalışmanız durumu oluştuğunda ortaya çıkan bir durumdur. Yani kadına yatırım yapıyorsun, uğraşıyorsun, ediyorsun ve sonunda seks alıyorsun filan. Buna Betabox diyoruz. Ve bunu yaparken de devamlı kaynaklarını ortaya koyuyorsun. Mesela sugar dedi dediğimiz kavram tam bir beta box durumudur. Ama beta nitelikler beta box anlamına gelmez. Beta nitelikler neler? Sağlayıcı özellikler. Örneğin para. Eğer paranızı doğru şekilde sinyalleyebilirseniz, kadınları etkilerseniz ve aynı gece kadınlarla yatarsınız. Eğer aynı gece o kadınla yatıyorsan cinsel problemin çözülmüş demektir. Kimin umudu ki yani tipinin iyi İyi olup olmaması kimin umurunda bu durumda? Sen o kadınla yaptıysan eğer iş bitmiştir. İstersen paranla yat, istersen tipinle yat. Sonuç olarak o kadını sana hissettikleri aşağı yukarı aynı oluyor. Aynı şeyi alıyorsun. Sonucu aynı oluyor. Hatta geçen gün ee, yine Mahmut abiyle yaptığımız bir podcast'te şey vardı. Biri, abi bütün kızlar tipim yüzünden benimle yatıyor. Bu beni kullanıyorlarmış gibi hissettiriyor falan demişti. Bize de tabii güldük böyle bir kesim var. Yani tipim yüzünden benimle yatıyorlar falan. Diğer tarafta param yüzünden benimle yatıyorlar falan diyor. Şimdi Siyah'ın en büyük sıkıntılarından biri uçlarda buna e, bipolar uç diyebiliriz sanırım. Olayları değerlendirmesi. Siyah beyaz olarak olaylara bakması. Biz gerçi gri varlıklarız ama bunu tabii anlamak lazım. Doğru kavramak lazım. Neyse anlatmak istediğim konu başka bir şey. Şimdi olayın iki boyutu var. Bir bölüm gerçekten biyolojik determinizmi savunuyor ama insan biyolojik deterministe determinizme uygun bir varlık değil. Yani biz tamamıyla tip bilmem ne yüzünden seçilmiyoruz ama tipin önemli olduğu da doğru. Bunun bir karşı ucu da sosyal inşacılar. Onlar da diyor ki hayır tip de bilmem neydi ya da ne bileyim işte daha temel anlamda maskülen feminen rollerdi, erkeklikti, kadınlıktı önemli değil. Bunların hepsi toplumsal inşadır. İşte hepsi bize öğretilmiş şeylerdir diye böyle iddialarda bulunuyorlar. Özellikle feminizm ve onun öncesinde ya da yakın dönemde diyelim beslendiği konulardan, beslendiği akımlardan biri olan sembolik etkileşimcilik, sosyolojide geçen bunu savunur. Yani der ki insanlar aslında belli roller seçerler. Bu roller toplumsal baskılar sonucu oluşur. Aslında erkekle kadın farklı değildir. Oysa ki biz şu an güncel nörolojik çalışmalardan bunun farklı olduğunu biliyoruz. Hatta İsviçre'deki onca eşitliğe rağmen kadınların hala feminen rolleri seçtiğini, erkeklerin maskülen rolleri seçtiğini biliyoruz. Yani her ne kadar işin içinde ve evet sosyal inşa olsa da biyolojik bir kısım da var. Şimdi bu örneği niye verdim? Bir taraf inseller biyolojik determinizmi savunuyor, bir tarafta tamamen sosyal inşa'yı savunuyor. Fakat temelde ikisi de yanlış. Biz bunların birleşiminden oluşuyoruz. Yani işin içinde hem biyolojik determinizm dediğimiz kısım var. Hem bir sosyal inşa var. Bu durumda ne yapacağız? İkisinden de yararlanacağız. Hem kendimizi giydiğimiz işte elbiselerden, psikolojik ya da sosyolojik elbiselerden yararlanacağız. Hem de biyolojik olarak kendimizi olabildiği kadar geliştireceğiz. İşte bu yüzden fiziğimizi iyileştirmek dış görünüş önemli. Çünkü bunu yaptığınız zaman özellikle kadınların daha çok dikkatini çekiyorsunuz. Ardından giydiğiniz elbiselerle sosyal ve psikolojik daha doğrusu rollerle bu statü olabilir, ne bileyim işte iletişim olabilir. Sonuçta kadınlara ulaşabiliyorsunuz. Bunların karışımıyla kadınlara ulaşmayı başarabilirsiniz ya da. Bir de nadir örnekleri kabul etmeme sendromu var. Yani adam mesela diyor ki ya diyor işte benim kısa boylu bir arkadaşım vardı. Ondan sonra gitti kadınlarla tanıştı, başardı. Her gün bir kadınla birlikte olurdu. İnsel de şey diyor. O istisna örnek bilmem ne şöyle böyle genel böyle değil. Temel olarak erkek-kadın cinsel seçiliminde erkekten sadece %20'si seçiliyor. Sen %20'nin içindeysen istisnasın. Zaten o istisnanın içine girmeye çalışıyorsun. Eğer sen 1.60'lık da bunu başarıyorsan işte o %20'nin içindesin. Senin de girmen gereken yer o. Yani şöyle bir dünya yok ki erkeklerin neredeyse çoğunluğu bu işi başarıyor da insel denilen %10'luk bir grup var bunlar başaramıyor diye bir durum yok ki. Normi dediğimiz bir popülasyon da var ortada. Yani onlar da ulaşamıyor cinselliğe. Sen de ulaşamıyorsun cinselliğe. Ama işlerinden bir adam çıkıyor. Kısa boylu, tipsiz. Gidiyor o kadınla birlikte oluyor. O adam çet olmamasına rağmen o kadınları tavlayabiliyor. O kadınları etkileyebiliyor. İşte önemli olan bu erkeklerin içinde misin değil misin? Bu adamlar nasıl başarıyorlar? Yine olabildiği kadar bütün yeteneklerini maksimum seviyeye getirmeye çalışıyorlar. Eksiklerini kapatmaya çalışıyorlar. Adamın tipi kötüyse olabildiği kadar işte vücuda yükleniyor mesela. Ya bu arada yeri gelmişken araştırmalar kadınların en çok dikkat ettiği bölgeyi üst vücut kasları ve kalça bel oranı olarak tarif ediyor. Yani erkek için en değerli kısımlar bu bölgeler. En az bu kısımlar boyunuz kadar değerli. Burada altın bir oran var. Sanırım 1.68 olması lazım. 1.168 yani bu simetriniz diyelim. Öyle bir şey olması lazım. Tam hatırlamıyorum oranı da yalan olmasın. Neyse bu oranı sağlıyorsan kadın için seksi bir erkeksin. Yani illa 1.90 boya sahip olman gerekmiyor. Evet bunu olursan tabii ki de daha çok kadın dikkatini çekeceksin. Yani şu, bunu söylediğim zaman da yine tipik bir insan şöyle algılıyor. Öyle mi? O, bir 90'lık erkek bir tercih edilir yoksa bir 65'lik erkek bir tercih edilir falan. Bu da benzer şekilde siyah beyaz yapmak. İkisi de tercih edilir ama ikisinin müşterisi farklı. Aynı şekilde ikisi birbirine rakip olabilecek yerlerde bulunmamalı. Sen cinsel stratejinden sorumluysan o adamla hiçbir zaman ne yapmayacaksın? Savaşa girmeyeceksin. Ona uygun şekilde kendi ortamında savaşacaksın. Olay bundan ibaret ve o istisnanın içine gireceksin. O bahsettiğim grubun içine gireceksin. Anca bu durumda başarılı olursun. Anca bu durumda cinsel açıdan istediğin e, kadınlara ulaşabilirsin. Şimdi yani bir de gariptir. Oyundan bahsetmek istiyorum aslında. Oyun dediğim zaman direkt aklına yine geliyor falan böyle işte onlar size program satmaya çalışıyor. Onlar bilmem ne yapmaya çalışıyor. Hepsi yalan. Neydi erkek adam? Erkek adamcılar da puan değil bu arada. Alakasız kavramlar bunlar dediğim gibi. Yani Türkiye için konuşuyorum. Genel kırmızı hap camiası için poğa ile kırmızı hap aynı şey değil. Poğacıları kimse sevmiyor. Evet poğaların bir bölümü gerçekten oyun satıyor. Gerçekten sahte hayaller satıyor. Bu doğru. Adam başarısız olmasına rağmen mesela ne bileyim işte sahte fotoğraflar çekiyor. Barda bir kızla fotoğraf çekiyor. Ondan sonra diyor ki bak ben bütün işte kızları götürüyorum. Her gece bir kadınla birlikte oluyorum. Benim programı uygularsan sen de baş olursun falan. Bunlar doğru değil. Size evet direkt bir şey satmak isteyen insanlardan kaçın. Size hayal satmak isteyen insanlardan kaçın. Ve şunu unutmayın. Ya evet bu arada tabii ki onlardan bir şey öğrenebilirsiniz ama oyununuzu geliştirecek olan sizsiniz. Burada oyun derken de kadınları kandırmaktan bahsetmiyoruz. Sosyal ilişkilerden bahsediyoruz. Bakın bu çok önemli. Oyun burada sosyal ilişki kurmayı bilmek anlamına geliyor. Yani kadınlarla nasıl konuşulacağını bilmek, o kadınla neyi tartışacağını, o kadın nasıl etkileyeceğini bilmek bizim için oyun. Kendini özgüvenli olmak, doğru ortamlarda bulunmak, başta yani podcast'in başında konuştuğumuz şeyleri yapmak aslında oyun. Bunu oyun diyoruz. Kadınları kandırmaktan bahsetmiyoruz hiçbir zaman. Ve günümüzde insellerde gördüğüm en büyük sıkıntı ki popülasyon eğrisine baktığımızda da insellerde büyük bir artış var. Ve bu garip şekilde Tinder'da, Facebook'ta, Instagram'da gibi sosyal uygulamaların açılmasından sonra gerçekleşti. Tabii bu tek boyutlu değil ama genel olarak iletişim eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani insanlar eskisi gibi evden çıkıp bara, kafeye giderek kadınlarla tanışmaya çalışmıyor. Kendini geliştiremiyorlar. Sosyal açıdan merhaba demekten korkan bir sürü erkek var. Benim bazı insel tanışanlarım da oldu. Onlarda da aynı problemi gördüm. Hayatta çıkanla tanıştım mı diyorum. Evet abi iki defa reddedildim edildim sonra vazgeçtim çünkü çok tipsizim falan diyor. Ya bu adama benim yararım olmadı mesela. Bu, bu adamın terapisiyle görüşmesi lazım. Bu adamın öncelikli olarak hatalı şemalarını değiştirmesi lazım. Kendiyle ilgili olumsuz düşüncelerini değiştirmesi lazım. Ancak bu aşamadan sonra kadınlarla ya da ne bileyim işte çevredeki insanlarla tanışabilir. Yani bu insanların kadınlardan öte erkek arkadaş edinmede bile problemleri var. Gerçekten insel olarak kendinizi tanımlıyorsanız bir düşünün kaç tane yakın arkadaşınız var, kaç tane birlikte içtiğiniz, dışarı çıktığınız arkadaşınız var, balık tuttuğunuz arkadaşınız var, bisiklete bindiğiniz arkadaşınız var. Hep ne diyoruz? Erkekler şeylerle ilgilenir. Şeylerle ilgilendiğiniz kaç arkadaşınız var? Bunu düşünün. Bu bile yok biliyorum. Buna bile sahip olmadığınız biliyorum. Ve sıkıntı zaten bu. İletişim problemi çok yüksek boyutta. Şimdi ne dedik? Tip oyun para. Ya sen de tip yok değil mi? Öyle olduğunu düşünüyorsun en azından oyun yok, iletişim sahibi değilsin. E para zaten ikisi olmadığı zaman tahmin ediyorum ki yine yoktur. ve üçü de yoksa kadın seni neden çekici bulsun ki? Neden çekici bulsun seni? Hiçbirisi yok. Tipin yok. Muhtemelen oyunun yok. Çünkü zaten kadınlarla tanışmayı korkuyorsun. Paran yok. Şimdi sadece tipin olsa ve yine bu zihin setine sahip olsan yine kadınlara ulaşamayacaksın. Çünkü her zaman aklında karşılaştırmalar olacak. Kendi cinsel seçilimini kendinle rekabet ederek oluşturmayacaksın. Başka insanlarla kendini kıyaslayacaksın. Bu da senin devamlı negatif sonuçlar almana sebebiyet verecek. Zaten en büyük sorun bu. Tip para oyun. Üçünde de olabildiği kadar iyi seviyelere gelmek. Ve mesela bazı erkeklerde de şunu görüyorum. Hatta bununla ilgili de bir tweet atmıştım zamanında. İşte adama diyoruz ki mesela kas yap, para kazan, şunu yap falan filan. Benim boyum bilmem ne işte bir para kazansam ne olacak? Ben erkek bile değilim. Ben ne diyorlardı ona? bir terim vardı onun. Manlet. Heh. Ben manletim bilmem ne. Bununla alakası var. Erkeklik, maskülen olmak öncelikli olarak zihnen kazanılması gereken bir şeydir. Erkekliğin senin boyundan tipinden gelmiyor. Erkeklik içinden geliyor. O testosteronun o hormonlarından geliyor. Sen onu dışarı çıkartmalısın. Öncelikli olarak mücadele etmelisin. Elindekiler buysa buna rağmen mücadele etmelisin. Buna rağmen koparmalısın, buna rağmen tırmalamalısın, buna rağmen şöyle demelisin: Ben cinsel seçimimden sorumluyum. O zaman kadınlara ulaşamasam bile maskülen benliğimi geliştireceğim de belirsin. Gitmeniz işte spor yapmalısın, para kazanmaya çalışmalısın, kendini geliştirmelisin, iyi eğitim almalısın. Boşver kadınlara ulaşma ya, boşver kadınları. Umursama. sen kendine odaklan. Chase Excellence Richard Cooper böyle diyor. Öncelikli olarak kendine odaklan, kendini geliştirmeye çalış. Tamam kadınlara ulaşma, boşver. Bakalım buna rağmen kadınlara ulaşmada başarısız olacak mısın? Kendini yöneldin, para kazandın, işte vücut yaptın diyelim. Bakalım hala gerçekten kadınlara ulaşamıyor musun? Ulaşamıyorsan da problem değil. Nasıl hissettiğin önemli burada. İyi mi hissediyorsun, kötü mü hissediyorsun? Hayatta başarılı mı hissediyorsun, başarısız mı hissediyorsun? Eğer başarılı olduğunu hissediyorsan problem yok ki zaten. Kadınlara ihtiyaç duymayacaksın o aşamada. Ama işte maalesef bunlar biraz tavuk mu civcivden çıkar, civciv mi tavuktan çıkar durumu. Sen birine inanmadığın zaman doğal olarak diğerini de geliştirmeye ihtiyaç duymuyorsun. Bu yüzden insanların en büyük problemi işte zaten yani siyapta da geçiyor bu nihilist düşünmek. Bir şeyde başarısızsam her şeyde başarısızım ya da tipim kötüyse diğer konularda da gelişmeye gerek yok diye düşünüyorlar ve gelişen de yok. Bana hiç kimse insel olduğu halde geliştiğini, para kazandığını, işte kaslı vücuda sahip olduğunu söyleyemez. Böyle erkek sayısı çok çok azdır söyleyeyim. Zaten bunu yapan kişi mücadele eden kişidir. Mücadele eden kişi de kazanır. Evet belki bir çet kadar kadınlara ulaşamayabilirsin ama yine ulaşırsın kadınlara. Senin amacın şu olmamalı. Bir alfa erkeğin ulaştığı kadar kadına ulaşabilmek. Herkesin bu hayattaki misyonu farklıdır. Senin böyle bir misyon olmak zorunda değil. Senin belki hayatta olma amacın farklı bir şey. Bunun da keşfedilmesi lazım. Bunu keşfetmen lazım. Şöyle sorular geliyor. Mesela 3 bölü 10'luk bir adam alfa olabilir mi? Olamaz. Olamaz. 2 artı 2 4. 3 bölü 10'luk bir adamsan senin farklı konularda mücadele etmen lazım. Bu arada benim için 3 bölü 10'luk adam kolu falan olmayan adamdır. Eğer kolun bacağın bilmem ne varsa o zaman en az 4 bölü 10'sun. 4 bölü 10'san umut vardır. En azından ortalama bir erkek olmak için çabalayabilirsin. En azından 4 bölü 10'luk 5 bölü 10'luk kadınlara ulaşmak için çabalayabilirsin. Önce 4 bölü 10'la başlarsın sonra 5 bölü 10, 6 bölü 10. Belki böyle on kınları elde edersin gelecekte. Edemeyi bilirsin. Ama mesele tırmalamak. E, bir laf vardır ya. Mesele sonuç değildir alınan yoldur diye. Alınan yol önemli. O yolda ne yaptın önemli. Ya gerçekten bu, bu inseller e, ben yirmilerimdeyken yoktu. Çok açık söyleyeyim ben 30'ların ortasındayım ve benim zamanımda ki benim de hani ben de uzun boylu bir erkek değilim. Benim de ne bileyim böyle çok inanılmaz bir fiziğim falan filan yok. Ve arkadaşlarla bara çıktığımızda Bizim aklımızın hiç şu gelmezdi, geçmezdi. Ya bu kadına yazılmaz, ben işte kadınlarda başarısızım, tipim kötü. İşte bu kadın benden uzun, bu kadın şöyle erkeklere bakar filan. Ben şunu biliyorum mesela, yani benden uzun kadınların benim yanıma gelip konuştuğunu benimle biliyorum. Böyle kadınlarla birlikte olduğumu da biliyorum. Evet yine istisnai bir örnek. Niye istisnai bir örnek? Çünkü zaten başarılı erkek istisnadır. Başarılı erkek, cinsel ulaşan erkek yüzlerimin içindedir ve bu zihinle başlar. Eğer zihin setin yanlışsa hiçbir şey yapamazsın. Kimse seni kurtaramaz. Hiç kimse seni kurtaramaz. Sen ancak kendini kurtarabilecek kişisin. Ancak sen kendini kurtarabilirsin. Ve o dönemde benim aklıma hiç şu geçmez yani. Ben ya işte bir 80 boyum olsaydı şöyle olurdu. Ne bileyim işte karın kaslarım olsaydı ki karın kasım da yoktu. Hatta 20'lerimde bayağı çelimsiz bir erkektim ya. Düşünüyorum da şu anda. Gerçekten fiziksel açıdan şimdiki halimi düşündüğüm zaman bayağı kötüydüm. Ama gerçekten kalınlar oluşuyordum. Boş geçirdiğim zamanı bilmem mesela. Mükemmel bir kadınlar mıydı? De değildi belki. Ama ulaşıyordum sonuçta. İşlerinde çok güzel kadınlar oluyordu, çok seksi kadınlar oluyordu. Bazen seksi olmayan kadınlar oluyordu. Ve o zamanlar kırmızı hapın bile ne olduğunu bilmiyordum. Ve bizim çevremizde böyle komünler yoktu. İşte ne bileyim işte kadınları götürme komünü ya da kadınlara ulaşamazsın. Her şey tiptir bilmem ne bu tarz düşünen insanlar. Biz sadece denerdik ya. Olay buydu. Ve böyle düşündüğünüz zaman başarılı biliyorsunuz. Böyle düşünmezseniz gerçekten yani çok şansınız yok. Hep başarısızlık sizi kovalayacaktır. Rakibiniz eğer 9 bölü 10'luk adamsa, chat dediğiniz adamsa başarısız olacaksın. O adam senden tabii ki de başarılı. Daha fazla cinsel ulaşacak. 2 artı 2, 4. Benden de daha fazla cinsel ulaşacak. Ne bileyim X'den de daha fazla cinsel ulaşacak. Yani Brad Pitt'ten daha fazla cinsel ulaşma şansın var mı? Bakın geçen gün gördük Leonardo DiCaprio. Bezos'u, Bezos'un sevgilisiyle birlikteydi. Yani ya Bezos'un sevgilisi Leonardo DiCaprio'ya bakıyordu. Ve yani böyle bir adamın ilgilendiği kadın mesela o kadın değil. Bezos'un sevgilisi değil. Yani bu tarz adamların da ilgilendiği kadınlar çok üst üste kadınlar oluyor. Bunu unutmamak lazım. Yani senin baktığın kadınla zaten Brad Pitt ilgilenmiyor. Onun, onun klasmanı değil o. Ya da Leonardo DiCaprio'ya ilgilenmiyor. Sen, sen de kendi klasmanında kadınlar evlilikte olmasın bu yüzden. Yani, ve bu klasmanı belirleyen de bir yerde senin işte statün oluyor. Yani çevrendeki kadınlar oluyor statün neyse ona uygun kadınlar ulaşıyorsun. Buna homogomi diyoruz. Kendi statünde sana yakın niteliklerde kadınlara ulaşma durumun. Ve gerçekten de başarılı eşleşmelere baktığımızda bu eşleşmelerden çıktığını görüyoruz. Yani buna sahipsen aslında başarılısın. Bu, tarz kadınlara ulaşabiliyorsan başarılısın. Bunun yolu da aslında gelişim. Hep aynı şey söylüyoruz farkındaysan. Dönüyoruz, oluşuyoruz, aynı yere geliyoruz. Sadece tip önemli değil. Sadece tip demek biyolojik determinizme kaymak demek. İnsanlar biyolojik determinizme uygun varlıklar değillerdir. Çünkü biz grup formatında yaşıyoruz, toplum formatında yaşıyoruz. Benzer şekilde diğer uç feministlerin ucu. Onlar ne diyordu? Sosyal kuramcılar yani. Her şey işte sosyal olarak bize öğretilmiş, toplum tarafından öğretilmiş kavramlardır. Bu da yanlış. Biz ortada bir yerdeyiz. Özetle şöyle diyebiliriz belki. Hem biyolojik determinizm önemli yani genetik yapınız önemli. Hem de sosyal inşacıların bahsettiği statü durumu önemli kazandığınız para önemli. Ve bunu kırmızı hapta alfa dolar beta öder diyoruz. Her ikisi birlikte olmalı. Eğer sadece alfa nitelikleriniz olursa, bunu önceki podcast'te de anlatmıştım. Başarılı bir erkek olmuyorsunuz. Sadece riski göze alabilen bir erkek oluyorsunuz ve sadece kısa süreli ilişkiler yaşıyorsunuz. Yani bir devinim gerçekleşmiyor. Benzer şekilde sadece beta öder. Yani beta niteliklere sahipsiniz. Kadınlar sizden yararlanıyor. Demek ki ikisi bir arada olmalı. Ve ikisi birleştiği zaman işte ortaya insanlık çıkıyor. Artık tercih sizin. İsterseniz devam edin. Dediğim gibi zaten kimsesi kurtaramaz ya da kimseden tavsiye almayın bence. Ama yanlış bilgilerle de bazı şeyleri çürütmeye çalışmayın. Yani uçlarda örneğin insanlarla kendinizi oturup kıyaslamayın. Veya ne bileyim puha ile kırmızı hapı karıştırmayın. Aynı şey değiller bunlar. Ve son olarak eklemek isterim ki sizin siyapta var olduğunuzu sandığınız her şey kırmızı hapta var. Her şey. Tipin ne kadar önemli olduğundan tutun. Diğer parametreler. Kadınların hangi erkekleri çok daha çekici bulduğu. Hatta Rollo Thomas'a örnek vereyim. Ne diyor? Bir kadın normalde güvenerek cinsellik vereceği bir erkek yerine güvensiz ortamda chat dediğimiz bir adama köpük partisinde aynı gece verir diyor. Yani o adamı seksi bulduysa tipi düzgünse özellikle hani fireman diyoruz ya Neden? itfaiyeci böyle bir adamsa aynı gece birlikte olur diyor. Bu kırmızı hap görüşüdür. Siyah hap görüş değildir. Yani kırmızı hap da biyolojik determinizme ne kadar inanmasa da tipin ne kadar önemli olduğunu biliyor. Sadece olayı bu konuda değerlendirmesi de tipin ne kadar önemli yani Darwinian dediğimiz düşüncenin tavrın, kuramın ya da ne kadar önemli olduğunu biliyor. E bu önemli çünkü. Ama tek parametre değil. İşin içinde çok fazla parametre var. Ve bunu anlamanız en azından şimdiden anlamanız iyi olur. Çünkü ilerleyen zamanda ne bileyim 40 yaşınıza geldiğinizde kendimi neden geliştirmedim, neden denemedim diye üzülürsünüz. En azından deneyin. Yani bir laf vardır ya madem bir hayat yaşıyoruz, madem öleceğiz. O zaman elimden geleni yapayım. Dene. Olmazsa olmamış olacak. En azından yolda giderken yaşadıklarında mutlu olursun. Onlar sana yaşama gücü verir. Çünkü temelde hatıralar ya da insanı mutlu eden şey yaşadıklarıdır. O esnada çabaladıklarıdır. O çabanın sonunda belki ufak bir ödül alırsın ama seneler sonra o ödül senin aklına gelir. Ve seni mutlu eder yaşanmışlık olduğunu fark edersin. Ha ben bunu da yaşadım dersin. Bunu almaya çalış en azından. En kötü ihtimal. Neyse işte. Böyle bir podcast yapmış olalım. Kendinize iyi bakın.